Şuradakine bak. Bak bu da temizlik yapıyor. He. Az önce kızım temizlik yaptı da. He burnu mu olsun çocuk. Canlarım bunu da oldu artık bunlar. Gene sıcaklığı var üzerinde yerine yerleştireceğim buradan alacağım. Canlarım gene kanepeleri yapıyorum. Bu çok mu şey olmuş? He? Kanepeler. Evet canlarım, bugün gene günlerden kanepe. En üstündekiler bunların şey. Görüyorsunuz, en üstüne de kaşar koydum. Beyaz peynir koydum. Şeyi renklendirmek size ait. Hani ben şimdi sosisim vardı, sosis de koydum. Zeytin, peynir mutlaka koyuluyor. Biber, domates bu kanepeye. Çok lezzetli oluyor. Peynirler de üstünden şöyle dökülecek. Geçen yuvarlak ekmekte yapmıştım. Şimdi uzun ekmeği böyle. Uzun ekmekte de böyle yumurtalı süte. Süt olmazsa da yumurtalı suya azıcık su çırpıp böyle ekmekleri bandırıp üstüne bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi fırına gidelim. Fırınımı da açtım. Şöyle orta derecesine. Evet. Orta derecesine koydum. 250 dereceye açtım çünkü ekmek zaten pişmiş olduğu için burada her şey 10 dakikalık bir işi var. Yani kaşarların eriyesiye kadar bir işi var burada. Günaydın. Neredesin? Görüyor musun benim? Kızım oradan çıkarmaya çalışıyor. Evet bunlar oldu canları. Bunu da yaptık. İşte kanepeler canları. Aşağı iki bağlatıyorsun. Ne oldu? Orada bağıra bağıra bizi yandırdı ya. Kim? Batuhan. Kalk diyor size. Evet canlarım bu... Ne oldu bu? Ne oldu bu? Tam çekmiyor sanki. Aşağıda kedi mi var? Ha. Evet canlarım bize afiyet olsun. Bugün pazar günü ve... bugün biraz önce size göndermiş olduğum video... Cumartesinin videosu, yani pazar günü gönderdiğim, cumartesinin videosu. Çünkü neden? Cumartesi o kadar uğraştım, edit yerimde, montaj yerimde bir hata vardı. O yüzden gönderemedim. Ve en sonunda sabah gönderdim. Bunu da pazar günü akşama göndereceğim canım. Yani bu akşama göndereceğim canlarım bunu da. Baran'ım kıymalı yumurta yaptım. Baran'ım çok fazla şey yemiyor. Batuhan da sadece omlet. Bunu da kıymalı Baran'a yaptım. Evet. 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 Kıymalı yumurta, kıymalı yumurta yiyin. Çok lezzetli. Evet. Bak bir daha göster elinde. Çok lezzetli bak. Yok yok hadi. Ha buradakiler ne yapıyor bu küçükler azak bak. Altına saklanmışlar bak bak. Bak şunlara bak ya. Ay şunlara bak ya. De. Canlarım biz kahvaltıyı yaptık. Ama dişimi bile şeyle fırçaladım. İçecek suyla. Şimdi yukarı çıkayım da. Su yok yine. Ne yapalım? Çocuklar var şeyde de abiler hep kilitli. Dur buraya. Açmayayım gene ya. Aşağıda müzik var. Çocuklar gümbür gümbür. Batman'ın odasına gireyim.
Aşağısı gümbür gümbür. Telef gelir. Canlarım dediğim gibi şeyi neyse şeyi dolmuş. Edit yapma, montaj yapma yerim dolmuş. Onu temizledim. Şeyimi telefonu şey yaptım. Hani ne yapılıyor? Hızlar yaptım. Öyle edit yapabildim yani. Güncelleme mi? Telefona format. Telefona format attırdım. Çok uğraştım. Ha dün akşam da öyle dertlendim. Çocuklarla hep birlikte oturuyorduk. Benden şarkı istedi. Tabii ben çok okurken çok işten böyle başımı gözümü çok sallayarak okuyorum. Kendime göstermedim. Şeyde oturuyorduk. Sadece demirden gösterdim. Üst katta oturuyordum işte bu şeyde oturuyordum. Çocukları uyutmuşlardı. Ondan sonra kızlar istedi benden. Tabii benim de ara sıra böyle duygulanıyorum. Sanatı da şimdi 5 yıl önce bıraktım ama her şey olabilirsin, sanatçı olamazsın. Sanatçı olmak ruhtandır. İşten gelir. O yüzden sanatçı yürekleriz biz. O yüzden hassas olur. Sanatçı yürekler hassastır. Çok hassastır ve duygusaldır. İşte o an bir duygusallığım da oldu. O anda şey oldu. Hani okudum. Yalnız okurken diyorum şeyde o da yoruma da yazdım. Okurken şey oluyor böyle 26 yıl sanatçılık yapmaktan ses tellerim nodül oluştu. Yani sertleşti. Bunu birkaç videomda da söylemiştim. Ses tellerimde kalınlaşma oluştu. Ameliyat olsaydım %50 ses kısıklığı, tamamen kısıklığı olabilirdi ya da tam açılabilirdi. Ben bu riski hiç seçmedim. O riski almadım. Sanatı bıraktım yani 5 yıl önce. Bu riski yapmadım çünkü zorlanıyordum. Aslım vardı. Nefes darlığı vardı. Bir de üstüne nodül oluşunca hep boğuluyordum. Şarkı okurken de bellidir. Ve zaten rahmetli Müslüm Gürses'in parçasını istediler çocuklar. Ben de dün akşam çocukları bendeydim. Ben de şey yapayım dedim, okuyayım dedim. Okumuş, yani hazır benden isteyen de vardı. Şarkı isteyenler vardı. Dedim onu da atayım. Kısa olduğu için o edit yapmadan atılıyor. Çünkü 2 dakikalık. O gidiyor hemen. Ama uzun parça, uzun olan parça parça aldığımız videoları edit yapamadım. Dün akşam işte onu atamadım. Şimdi bu sefer sabah onu attım. Bugün günlerden pazar. Sabah onu attım. Akşama da bu çektiğimizi atacağım. Canlarım size. Ondan sonra yine akşam akşam devam edeceğiz. Yani ondan sonra günlük. Aynen günlük devam ediyoruz. Yani bir gün önceden gelmiyorum. Ben o günü çekip o günü atıyorum size. Yavaş yavaş bunlar da mini mini hem konuşa hem konuşa. Bunları da şimdi birazdan katlarım. Sessiz gene buraya çıkayım dedim. Fındık toplayanlar var mı? Toplamışlar mı fındığı? Fındığı topla... Ben duyana kadar arka taraftayım ya ben. Şey ön taraftayım ya ben. Bura arkaya düşüyor. Herhalde toplanmış bu fındıklar. Dallarda eğiklik varsa toplanmıştır. Toplamışlar. Zaten burası küçük bir bahçe. Hep böyle motorlar çalıştı burada. Sabah tanem gelmiş. Şimdi çok kişiydik. Kızımın arkadaşı o Pınar da vardı. Biz çocuğu, çoluğu, büyük oğlu, küçük çocuğu, Sevilcan da vardı. Hep birlikte bir arada olmak istedik. Sevilcan çocukları, biz, Batuhan, ben. Şimdi ben en üst katta yattım. Kırmızı koltukta yattım ben. Şey gelmiş tane yanıma beni uyandırmaya çalışıyor. Annene kalk. Annene kalk. Yine dün sabah da böyle bana şey yapmış. O onu ama sığdıramadım. Ona çoğu şeyi sığdıramadım. Yani çünkü edit yapmadı. Bir saatlik olduğu için yapmadı. Dünkü attığım vlog size o yani bu sabahki attığım vlog 1 saatlik tam. 1 saatlikti. En son 55 dakikaya indirebildim. Çoğu şeyleri kaldırdım. Onları atamadım. Çok şeyler vardı. Onları da bir ara diyeyim toplasam da atsam silmedim de.
Öyle bıraktım. Yani onları bıraktım galeride. Çünkü baktım fazla olunca gitmiyor. Kaç kez denedim. Kaç kez? 3-4 kez denedim. Olmadı. Dün akşam olmadı. Ondan sonra işte çocuklarla dedim ya, oturdular. Sohbet, muhabbet, şarkılar. Neyse, birazdan şimdi Melek aradı, kız kardeşim. O da kıymalı yaptırıp getirecekti. O anda ben yukarıdaydım. Telefon aşağı dedi. Beni aradı, Batuhan konuştu. Batuhan dedi, anne geliyorlar dedi. Ben dedim ki gelmeden önce bir yukarı çıkayım, konuşayım sizle. Hem de çamaşırlar yanmasın. Bugün çok sıcak var ve su yok. Bugün güya halı yıkayacak. Hani sıcak zamanda, böyle güneşli zamanda diyordum ki çok güzel sıcak var ama. Deniz sıcağı var bugün. Diyordum ki halı yıkarım diyordum. Halı yıkamaya değil, yüzümü yıkamaya su yok. Suyu zor buldum. Şaşal şişesiyle yüz yıkadım. Yani halı yıkama değil, yüzümü yıkamaya zor buldum. Dişimi fırçalamaya zor buldum. Neyse canlarım. Hadi öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Gene bugün aldıklarımı işte size atacağım. Melek de gelir birazdan. Daha su yok. Ha bu şekilde durayım. Su yok, bu şekilde duruyor. Tamam, bidonda su var ama bidondaki su bu şekilde şey yapamaz. Hep bir, çünkü kalabalıktık biz. Din, hoş geldin. Nereye karıştın? Çok sıcak. Çok sıcak. Nurhan çektirmiyor kendini de ben, o yüzden. Aynen. Oyuncak dünyası gibi. Eve bakın. Çocuklar, çoluk çocuk çok kalabalığız. Ben de artık bu evde kalabalığı seviyorum. Zeki de getirdi. Birazını şu fırının şurasına koydum. Birazını Batuhan yedi. Pazar günü hani gide yaptırıp gelecek ya. Burada aldılar, tırtıkladılar çocuklar zaten. Şöyle yaptırmış, 4-5 tane getirmiş. Sağ olsun. Biz kahvaltımızı yaptık ama bir daha acıkırsak bir daha yiyeceğiz. Evet. Denize mi gitsiniz? O buş nasıl sevdi? Bu şeyde siyah poşet. Ben gidiyorum. Pınar'cığım güle güle git bir tanem. Her zaman kapım açık hayatım. Pınar abla ben de gelebilirim. Bak erkekler bize de hale gelir. Ben de gelebilirim. Hayır. Ben geliyorum. Al tutayım mısın canım? Bak bu olmuş. Başka. Tamam ayakkabı geçeceğim. Ben geleceğim. Hadi gel. Hadi gidelim. Boş ver ya. Gitti mi? Annemle konuşalım biraz. Afiyet olsun Melek'ciğim. Pideni yedin mi? Pidemi birazını yiyebildim. Birazını sonra yedim. Çayı getirdim ben de. Çaysız mı içtin kız? İndim aldım ben. Aşağıdan aldın geldin. Ben de içeyim orada çay. Bundan bardağın nerede? Ben de geleyim. Abi, evet canlarım ben de geldim. Böyle birlikte çayımızı içelim. Aynen. Kışçem de geldi. Kışçem de. Ben bol bol yiyorum. Nur Hanım'ı çekmiyoruz. Onu çekmiyoruz. Biz ailecek çekiliyoruz böyle. Evet canlarım. Su gelsin, her taraf temizlenecek. Hep birlikte. Hep birlikte su gelsin. Su gelmedi. Şimdi suyu bekliyoruz. O yüzden ortalığı bıraktık, dağıttık. Bugün böyle olsun dedik. Bu akşam, dün akşamdan beri bugün böyle olsun dedik. Olsun. Olsun da toplam. Sağlık olsun. Sağlık hepsi olsun. Yapılıyor. Aynen, sağlık olsun. Hepsi yapılır. Hadi görüşürüz. Biz çayımıza devam edelim. Beleri de getirdi. Artık biz buradayız. Biz bugünkü gündür buradayız. Sular gelmedi. Ne yapalım? Oturuyoruz işte. Alayım kahveme. Ama tutabiliyor muyum? Hayır. Kamera... Sanmıyorsun da kameradan, küçücüksün. Kameradan tutamıyorum. Aldım. Yani yapma. Afiyet olsun Melek'ciğim. Teşekkür ediyorum. Canlarım, ev sahibim geldi az önce. Aşağıdan ölçü aldı. İstanbul'a dönüyormuş. Bir hafta sonra bir daha gelecek. Bana ne dedi biliyor musun? Aynen, onun da bir şeyi var. Evi var bu tarafta. Bizim apartman aynı en üst katta. Dedi ki bir koltuk var dedi. Kendi İstanbul'da duruyor ya. Onu dedi alır mısınız siz?
Efendim? Dedim yanımda kız kardeşim de vardı. Bakabilir miyim dedim. Durup dururken söyledi. Çünkü güneşte dedi yanıyordu dedi. Yanmasın yazıktır dedi. Ben de İstanbul'a götüremiyorum dedi. Gittik baktık kurduk pembe. Pembe ben pembeyi bıraksam pembe peşimden geliyor. Çok da beğendim. Aynen benim bir balkona koymuştum bir çiçekli bir şeyim vardı ya hani. Çiçekli bir koltuklar şey berjer gibi berjerim vardı çiçekli şeyim vardı. Hani o eski evdeki masamın şey çiçekli sandalyeleri var ya. Aynen havuç şekil. Bu sefer hani alabilecek misin dedi. Ben de neyle alayım dedim. Yanımda erkeğimiz yok ki. Bayan bayan oturuyoruz. Dedik o zaman bir hafta sonra dedi. Bir hafta sonra alırsın dedi. Ben de bir haftaya kadar birini ayarlayacağım. Birilerini. Oradan aldıracağım. Bu kırmızı koltuk eski. Onları çıkaracağım elden. Ya da buralara koyacağım onları. Burayı kaldırıp buralara koyacağım ya da. Bilmiyorum ama onu buraya getireceğim. Şimdi daha da çıkma falan düşünmüyorum. Çünkü neden? Burada rahat. Balkonu da camını şey cam yaptı. Katlamalı cam yaptırıyor. Yaptıracak. Ölçüsünü aldı. Allah razı olsun. Yani şimdilik gerçekten ev sahibimden, bu ev sahibimden yüzüm güldü. Allah razı olsun. Üç defa önü yendim. Allah razı olsun. Neyse biz kahvelerimizi içelim. Gene görüşeceğiz. Sen gidiyormuşsun. Anne. Tamam annen şimdi gelecek. Anne. Ya, annen gelecek. Kızım onu yukarıdan niye getirdin sen? Sen onu niye getirdin yukarıdan? Getirdim. Onunla sebzelere su koyuyoruz biz ya. Sen gidiyormuşsun sen de. Annem geliyor. Annen gelmiş, ama gideceksin? Hayır, uğramadım. Sen ne yapıyorsun tanem? Avukatım tanem. Sen ne yapıyorsun tanem? Arkadaşım. Tanem, ablaları el salla. Arabada acaba yer var mı kız? Yok, Elif suyum var, Elif suyum. Gidiyor benim kışım. Güle güle yavrum. Azallah çalışan, azallah çalışan ezan okunuyor. Gurbette olan, ezanı dinleyemeyen tüm dostlarıma gelsin. Bu ezan.
Şimdi de melekleri yol edeceğiz. Bak havluları havluları saçmışlar. Annen senin saçını mı boğuluyormuş? Sen de miymiş? Ben de değilmiş. Ne sen de değilmiş. Canlarım su gelmedi. Geldikten sonra ben her şeyi toparlarım. Gelmedi su. Ne yapayım? Su gelse mutfak temizlenecek. Mutfağı temizleyeceğim. Bunu burada bak. Yukarı çağırdılar. Hemen yukarı çıktım. Çocuk peşine koşuyorum. Yani şimdi ev tehlikeli ya, korkuyorum. Ha, burayı silerken bunu burada bırakmışım. Yavrum. Evet, güle güle melekciğim. Bay bay. Güle güle gidin. Güle güle gidin. Bay bay. Annemi öp benim için. Ama annem öptürmez. Selam söyle anneme. Selam söyle. Bay 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 bay. Bay bay. Evet canlarım, hepsini yol ettim. Cumartesi gününden bugüne bayağı bir böyle yoğun yaşadık. Bayağı bir yoğun misafirlerim vardı. Çocuklar, misafirlerim, gördünüz hepiniz. Ve su hala gelmedi. Ben biraz dinleneceğim. Uykusuz da kaldım, sabah erken de kalktım. Tanem iki gecedir, cumadan beri de bende, iki gecedir uyutmadı sabahları beni. Saat 6'da uyandırıyor, gelip arıyor beni. Ve ben biraz uyuyacağım. Bunu, videoyu kapatayım. Sonra editlemeye bakacağım. Biraz uyuyacağım. Sonra su geldiğinde, ne zaman gelirse artık, bulaşıkları falan bakacağım. Onları çalkalamaya da şey yok. Hani damacana da o kadar kalabalığız. İki tane damacana var. Sular bitti. Çünkü WC giden var, şey yapan var. El yıkayan var. Dışarıdan gelen elini yıkıyor. Su dayanır mı iki damacanayla? Dayanmadı. O yüzden bulaşıklar da o şekil kaldı. Onu halledeceğim. Gelsin su. Evet. Ben bunu gene bu akşam, pazar gününün vlogunu bu akşam sizlere editleyip göndereceğim. Benim kanalımı ve beni, ailemizi yeni gören tüm canlarıma, tüm izleyicilerime gelsin bu şeyim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız, güzel yorumlarınız, ailecek izliyoruz, gene izliyoruz diyorum bak. Yani okuyoruz. Ve çok teşekkür ediyorum hepinize. Ailecek biz teşekkür ediyoruz güzel yorumlarınıza, izlemenize. Bizim yanımızda olduğunuz için hepiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ailece seviyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Bu akşam gelecek. Günü birlik atıyorum. Aynı gün atıyorum. Yetiştirmeye çalışıp aynı gün atıyorum. Öptüm. Her şey gönlünüzce olsun.